yarım freni tamamen terk ettik. Işıklarda kalktık. Sağ sinyal. Biraz seri. Sinyalimiz yanıyor. Tamam. O zaman seri olalım. Çöşlük'ten aşağı inmeyeceğiz. Düz gideceğiz. Kervansaray'a doğru. O yüzden düzgün şeride yerleşmekte fayda var. Düzgün şerit normalde şurası da olabilir ama ışığı takip et, ayağını debriyajdan tam terk etme. Bak solundan da araç geliyor bir tane. Rastgele kırma sağ kendi şeridinden. İki aracın beraber gittiği güzergahlarda ne yapacaksın? Yanındaki aracın geçiş üstünlüğüne izin vereceksin. Oraya kırarsan giremez. Bir de bu saatlerdeki eğitimlerde şöyle bir sıkıntımız var. Bu tür servis araçları pat diye önümüze kırabiliyor, durabiliyor. O esnada sola hızlı bakış atacaksınız, frene daha hızlı dokunacaksınız, hani ani olmamakla beraber. Eğer ki sol temizse sollayacaksınız, değilse servisin arkasında yavaşlayıp onun kalkmasını veya solun boşalmasını bekleyeceğiz. Rampa çıkışımız var, dur kalk yapacağız, sağ sinyal. Bir duruş yapalım. Şimdi burada trafiği farz edin ki çok yoğun arka trafiğimizde. Önünüzde de araç var. Hayal ediyoruz, tamam mı? Çünkü birazdan gerçeğini tekrar yaşayacağız. Arkamızda da araç var. Bir, manuel araçlarda arkaya akma ihtimali yüksek. Dolayısıyla arkadaki aracın tamponuna değmeyeceksin. Öndeki aracı da ani bir gaz vererek öndeki aracın da tamponuna değmeden kaliteli bir kalkış istiyorum. Evet, önce ne yapıyoruz? Vites ayarımız. Ayaklara bakıyoruz. Ben bir usul öğretmiştim. Yokuş aşağı olduğu için. Yarım debriyaj, yarım fren olayını burada kullanabilirsin. Şöyle ayaktan bakalım. Ben el frenini çekmem. Ayağını kaliteli kullan. Bak aracımız geri gitmiyor, süper. Bunu biraz ne yapıyoruz? Gazla destekliyoruz. Aracın tekeri döndüğü anda o arabam gidiyor. Ben debriyajı terk edeyim, ayağına yatmıyoruz. Biraz ona zaman veriyoruz, tamam mı? Ne kadarlık bir zaman? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 metre, yani bir araç boyu. Bir daha duruş yapalım. Bu arada dur kalk yaptığımız için vitesi 2'ye atmamıza gerek yok. Rampada aracımızı zorlamayalım. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde dur kalk yap. Çünkü biraz sonra gerçekten aktif trafiğin rampasında dur kalk yaptıracağım. Tamam. Hani sonra yok öğretmeden yok yapmadık falan ayağına girmeyelim. Siz ne dersiniz hocam? Ay sağ olasın. Hadi bakalım. Ayaklara bakıyorum. Yapamazsan ben öğretmemişim. Yaparsan sen harika almışsın, tamam mı? Böyle de bir anlayışım var ona göre. Kulağımı tırmalamasın bu gaz. Yumuşak bir gaz olabilir. Yani gazı verdiğinden emin olduğunda gerisi iş debriyajı yaralamadı. Bir daha dur. Bir daha. Duruşlarda debriyaj yapıyoruz arkadaşlar. Tam debriyaj, yarım fren. Her zaman freni köklemenin bir anlamı yok. Zaten durmaya az kala orada ABS devreye giriyor. O yüzden güvenli bir şekilde freninizi durmaya az kala basabilirsiniz. Tekrar ayağa bakıyoruz. Yarım debriyaj. Hafif gaz. Önümüz bu kadar gaz. Sesini kesmeyelim. Şey artırmayalım. İşte hemen debriyaj çektin. Sen hissetmedin ama bak biz bunu artık hissediyoruz. Çekme. Bir iki metre gitsin veya bir araç boyu gitsin. Anladın? Sinyali iptal et karşı. Tatlım karşı. Kendi şeridinden, sol şeridini kapatmadan, sol senden olan şerit. Bahsettiğim servisin durma olayı bu. Çok sıkıntılı bir duruş tabii bu. Bir duruşumuzu yapalım. Evet, yolu kapattık neredeyse. Evet. Biz de yola kaymayacak şekilde kalkalım. Bak stop istemiyorum. Tamam. Dediğim gibi stopsuz olsun ama olsun artık. Bir kere de stop ettik, ne olacak? Sonuçta rampa kalkışı yapıyorsun. Siyah araçtan sonra uygun bir şekilde yine bir duruş alalım. Bunları geçemeyeceğiz. Fark etmez, rampayı bitirmeyelim de. Dediğim gibi düz yoldan kalkmak kadar kolay bir şey yok. Direksiyonun duruşu her zaman düzgün olsun böyle. Yani frene bastıktan sonra direksiyona bir şey yapamazsınız. Frene basmadan önce direksiyon düz olacak, tamam mı? Frene basınca direksiyon sabitleneceği için istediğiniz zaman kırın, istediğiniz kadar kırın, bir işe yaramıyor. Bir kalkış yapalım. Bunu da kalkalım, devam edelim. Tekrar diyorum, stop istemiyorum. Aşırı bağıran gaz da istemiyorum. Hah, çok güzeldi.
İkiyi ne zaman istediğini de bir bakalım, siz karar verin. Bakalım anlayabiliyor muyuz? Güzel, çok şık aldık. Durum bu. Unuttuğumuz sinyalde iptal edersek tamamdır. Yolunuz, bahtınız açık olsun, ne diyelim. Dediğim gibi olası bir kötü sürüşünüz olursa kabahat benden. Hayır. Güzel, fevkalade bir sürüşünüz olursa da inşallah başarı sizden. Benim misyonum bu canım. Zaten ilk başta yeterince uçurdun beni. Sağ ol, o kadar iltifatlara gömdün. Sizin dersinizden memnun kaldığım için hiç o şeyi, düşünceyi kendime kaptırmayacağım. Çünkü ben tam dersimi tam anlamıyla aldığımı düşünüyorum. İnşallah. Güzel haberlerini bekliyoruz. Misafir videolarımız oluyor. Böyle güzel güzel gönderin bize. Diğer kursiyer adaylarımıza da moral motive olsun inşallah. Size bir şahsen video hazırlayacağım hocam. Tamamdır. Evden kalkıp merkezde dolanma işimi çektireceğim, size yollayacağım. İnşallah. Çünkü bu sizin hakkınız. Teşekkürler. Sizin tamamen hakkınız. Tamamdır. Görüşürüz inşallah.